Dünyanın gözü bugün İngiltere'deydi. Kraliçe Elizabeth ölümünden 11 gün sonra görkemli olduğu kadar da hüzünlü bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Dünyanın dört bir yanından gelen 500'e yakın lider ve üst düzey devlet yetkilisi kraliyet ailesini yalnız bırakmadı. Londra Köprüsü yıkıldı. İngiltere kraliçesini son yılların en görkemli cenaze töreniyle sonsuzluğa uğurladı. Tabutunun üstüne asası, altın küresi ve tacı yerleştirilmişti. Bir de sevgi ve adanmışlıkla dolu anısına yazılı not dikkat çekti. Kral Charles annesine duygularını böyle ifade etmişti. Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı çocukları, torunları ve kraliyet muhafızlarının eşliğinde Westminster Sarayı'ndan son yolculuğuna çıktı. Cenaze töreni 2000 davetlinin katılımıyla tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldı. Kral Charles duygusal anlar yaşadı. Gözler bir yandan da ailenin asi prensi Harry'deydi. Dün babası sadece 15 dakikalığına izin vermiş, babaannesinin başında üniformasıyla nöbet tutmuştu. Bugün kilisede sivil kıyafetleriyle görüntülendi. Dünyanın dört bir yanından 500'e yakın lider ve üst düzey devlet yetkilisi kraliçeye veda etmek için oradaydı. İngilizler son 70 yılın en büyük, en acı cenaze töreni için saatler önce yerini almıştı. Veda kolay olmadı. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından kraliçenin naaşı alkışlar ve gözyaşlarıyla Windsor Kalesi'ne doğru yola çıktı. Kraliçe Elizabeth'in naaşı geçen yıl hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek.